arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle çok güzel bir tutacak çalışması yapmak istiyorum tutacağımızın bir tanesini Ebru ipimle çalıştım diğerini ise birkaç farklı renk kullanarak yani 3 renk kullanarak çalıştım sizler dilediğiniz gibi tek renkle de çalışabilirsiniz bakınız mavimiz kırmızımız ve beyazımız da, da gayet güzel oldu diğeri de bakın bu şekilde çok hoş bir çalışma oldu. Şimdi dilediğiniz iplerle e, bu çalışmamızı tutacağımızı sizler de yapabilirsiniz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen başlayalım. Bir de şunu söylemek istiyorum. İstediğiniz kadar boyutu büyütebilirsiniz. İsterseniz şuradaki bölümleri e, daha küçük yapıp birbirine bağlantılı araya bağ e, tutacak olarak da kullanabilirsiniz. Bunlar tek parça olarak kullanmak için de gayet güzel e, tutacak çalışmalarım. Evet, kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım yine Ebru ipimle devam etmek istiyorum İkinci parçayı da örmek istiyorum şimdi Şuradaki sap kısmımız için zincirimizi çekmemiz lazım herhangi bir yere takacaksak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bakın buradaki zinciri ne kadar çekersek buradaki bölüm o kadar büyük olacak burada 10 tane zincir çektim bunu da 15 tane çektim tamamen isteğe bağlı olarak değişecektir İlk zincir yuvası içerisine girerek batıyorum ve şu şekilde kapatıyorum ve başlıyorum bir tane zincir çekiyorum buradaki halkamın tamamını sık iğne ile sarmaya başlıyorum içine batıyorum tek seferde çekiyorum. Bakın şu şekilde tuttuğumuz zaman çok kolay olacaktır. Giriyorum. Sık iğne bakın. Giriyorum, çekiyorum. Giriyorum ve kapatıyorum. Tek seferde başını dolamadan alttan girip üstten ipimi alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Alttan girip kapatıyorum. Bakınız başını dolamadan elimizde de şu şekilde tuttuğumuz zaman Tıpkı lifleri ördüğümüz halkalarımızı örüyor gibi bakın. Sadece zincir çevresi ipimi de şöyle gizledim. Bakınız gayet hoş bir şekilde o da alttan gizli gelmekte. Hiç saymanıza gerek yok. Yeteri kadar sıkı olsun tamam. Şöyle birkaç tane daha bir tane daha yaptığımız zaman yeterli evet birinci sık iğnemin bulunduğu yere tığımın ucunu geçiriyorum ipimi alıyorum ve diğer ilmeğimin arasından geçirerek bir yuvarlak çalışıyorum ve şimdi bir tane zincir çekerek şu alt kısmını örmeye başlıyorum. Bakınız halkamızı yaptık. Bunu herhangi bir yere asmak için kullanacağımız bölümümüz ayarlandı. Şimdi şuradaki görmüş olduğumuz bölüm üzerine çalışmaya başlayalım. Bir zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine batıyorum. Bir. Tığımın başını doluyorum. İkinci sık iğnem içerisine giriyorum. İki. Tekrar başını doladım. 3. sık iğnenin üzerine batıyorum. 3. Tekrar başını doladım. 4. 4 tane sık iğnemi ördüm. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 4. trabzanımı battım aynı yere batarak tek seferde çekiyorum. Bakın aynı yere bat. Aynı yere bakınız batarak ördükten sonra bu 1. ikinciyi örüyorum üçüncüyü örüyorum dördüncü sık iğnemin içerisine de trabzanım örüyorum dört tane sağ tarafta iki zincir ortada dört tane de sol tarafta bakınız dördüncüler aynı yuvanın içerisinde 2 zincirimi çekiyorum ve ikinci sırama zincirimle başlıyorum. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. Tığımın başını bir defa doladıktan sonra bakınız ilmeklerimin üzerinde e, saç örgüsü görüntümüz var. Örgülerimizin görüntüsü. İki tane kanadı var. Dıştaki kanat bu da benden tarafta içteki kanat. Dıştaki kanadına giriyorum. İpimi alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Dıştaki kanada giriyorum. ipimi geçiriyorum. Tek seferde çekiyorum. Dıştaki kanada giriyorum. ipimi alıp tek seferde çekiyorum. Dıştaki kanada girdim. ipimi geçirdim. Tek seferde çektim. Şu şekilde bakınız. Örerek ilerledim. Ortadaki iki zincirimin bulunduğu noktaya kadar geldim. Tığımın başını doluyorum. Zincirimin içerisini tamamen kavrayarak giriyorum. Bir başını dolayarak aldım bakınız. Başını doluyorum. Zincirimi tamamen kavrayarak 2. 2 tane artışımı sağ yön için yaptım. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki sıramızda buraya artışımızı yapacağız. Tıpkı burada çalıştığımız gibi. Tığımın başını doluyorum. Yine aynı yere diğer taraf için 2 artışımı yapıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Bakınız aradaki zincir içerisine iki zincirimizin sağında ve solunda ikişer trabzanımız zincirimizi tam kavrayarak örüyoruz. Tığın başını doluyorum. Yine bakın şöyle saç örgüsü görünümümüzün dış kanadından giriyorum. Başını tek dolamıştım ve çekiyorum. İkinci kez aynı işlemi yapıyorum. Tekrar Üçüncü kez aynı işlemi yapıyorum. Dördüncü kez aynı işlemi yapıyorum. Ve ikinci sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Her sıramızda ikişer ikişer artarak istediğimiz genişliğe ulaşacağız. Şimdi bitirdiğim yönü tekrar çeviriyorum. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doladıktan sonra yine bakın şu şekilde dış kanada giriyorum. Tek seferde alıyorum. Dış kanada giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Bütün trabzanlarımızın dış kanatlarından alarak tek seferde örüyorum. Biraz önceki artış yapmış olduğum ilmekleri de bu şekilde örmüş oluyoruz. Bakınız zincirimin bulunduğu noktaya geldim. Zincirimin içerisine başını doluyorum. Zincirimi de kavrayacak şekilde bir. Zincirimi kavrayacak şekilde iki tane artışımı yapıyorum. Ve araya iki tane zincir çekip yine yuvaya girerek bir, iki artış yeniden yapıyorum. Ve iki. Tekrar tığımızın başını doluyoruz. Ve bakın şöyle dış kanattan girerek hepsini bir defa örüyorum. Başını doluyorum. Dış kanattan tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum. Tek seferde sona kadar gelerek örüyorum. 1 iki, bitirdiğim yönde zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Hemen şu şekilde tutuyorum. Yine dış kanattan girerek birer birer örüyorum. Bu şekilde araya ikişer artışımızı yaparak istediğimiz büyüklüğe ulaşana kadar örmeye devam edelim. Çok zevkli, çok kolay bir çalışma. Umarım keyif alarak yaparsanız araya giriyorum. Tam kavruyorum. Her sırada iki iki arttık bakınız. Genişlemeye başladı. İki artışımı yaptıktan sonra iki zincirimi çekiyorum. Tekrar 1 ve 2. Yeniden kanadımızı şöyle görüyoruz. Evet, bu şekilde bu teknik üzerine istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam ediyoruz. Hiç farklı işlem yapmıyoruz. Ne kadar büyük olursa olsun İşlemimiz bu şekilde devam edecek. İki zincirimi çekip çevirdim. Hemen bakınız dış kanattan alıyorum. Dış kanat, tek seferde. Dış kanat, tek sefer. Dış kanat. Evet, biraz da böyle konuşmadan alalım en son araya giriyorum bakınız mor rengimizin geldiği de güzel oldu biraz daha ayrıntılı oldu araya giriyorum yeniden zincir içerisine iki tane artışımı yapmıştım zincirden sonra iki artış daha yapıyorum bakınız ve devam ediyorum şöyle çevirdikten sonra kanatlarımızı dışarıdan örüyoruz dış kanadımızı Evet, büyütelim. Sonrasında yeniden görüşelim. İstediğimiz ölçüye ulaşana kadar örerek devam ettim. Bakın sadece ortalarda ikişer artışımızı yaptık. Zincirimizin hem sağında hem solunda yine hiçbir farklı işlem yapmadan ilmeğimizin dış taraftaki kanadından alarak ördüm. Ortada artışlarımızı görmekteyiz ve boyutu istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Hangi büyüklükte örmek isterseniz. En son Bakınız. Trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Ve ipimi buradan keserek içe alıp gizliyorum. Ve çalışmamız bu şekilde tamamlanmış oluyor. Farklı farklı boyutlarda çalıştım. Bakınız bu birazcık daha küçük. Bu daha ortalı farklı renklerle çalıştığım Tutacağım ve daha küçük çalıştığımız tutacağımız Evet sizlerde istediğiniz boyutlarda örerek bu çalışmamızı yapabilirsiniz bir çalışmamı bu şekilde tamamladım Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere